Evet gençler, merhaba. Video çekimlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha önce 20, 21 ve 22. fölyemizdeki konularımızı görmüştük. Osmanlı devlet yönetimi, saray teşkilatı, Osmanlı toplum yapısı, bunları işledik. Geriye iki tane fölyemiz kaldı. 23 ve 24. fölyeler. Zaten 25 ve 26. fölyelerimizde genel tekrar testleri. Onları şimdiden belirteyim, ödev olarak vermiş olacağım size. Diğer 27 ve 28. bölümlerde zaten cevap anahtarı. Konularımız bitmiş olacak bu yılki Osmanlı tarihine ilişkin konularımız. Şimdi 23. bölüme başlayacağız gençler. 23. bölümdeki konumuz Osmanlı toprak yönetimi. Paylaştırıyor.
masrafları diyorsunuz, bir kısmı evin fatura giderleri diyorsunuz, bir kısmı evin gıda harcamaları gibi. Aynı şekilde devlet de bu miri arazilerden aldıkları vergileri kullandığı yere göre isimlendirmiş. Şimdi onları göreceğiz, nerelere aktarmış. Bunlardan ilki taşmaklık. Evet, bir diğeri ocaklık. Bir diğeri yurtluk. Bir diğeri malikane. Bir diğeri mukata. Bir diğeri arpalık. Bir diğeri diyelik. Şimdi taşmaklık arazilerin gelirleri sultanın ailesine ayrılmış. Yani hanedanın hanım mensuplarına, padişahın kız ve eşlerine. Gelirleri bu şekilde tahsis edilmiş. Ocaklık araziler ise kale, tersane masraflarına, yani atıyorum Eskişehir'e ocaklık araziler demiş. Biz Eskişehir halkının bu toprakları kullandığımız için devlete ödediği vergiler kale ve tersane masraflarına aktarılmış. Biz halk olarak bu bizim ödediğimiz vergiler nereye gidiyor ya da biz hangi isimle adlandırılıyoruz? Biz bunları bilmiyoruz. Devlet kendi tasarrufunda yapıyor bunları. Yurtluk araziler ise sınır boylarındaki askerlere, malikaneler üstün hizmetlerde bulunanlara, yani savaşlarda yararlılık gösteren ya da önemli devlet işlerinde bulunmuş memurlara veriliyor. Yani prim uygulaması gibi düşünebilirsiniz. Hani bazı iş yerlerinde, işletmelerde prim uygulamaları vardır. Ne kadar çok atıyorum bir mağazada satış yapıyor, aylık prim alıyor. Onun gibi düşünebilirsiniz. Üstün hizmetlerde bulunan, savaşlarda yararlılık gösteren komutan ve memurlara verilen bir teşvik primi gibi değerlendirilen araziler. Mukata arazilerin gelirleri doğrudan hazineye aktarılıyor. Çünkü hazineden de çıkışlar var. Yeniçerinin maaşları var, saray masrafları var gibi birçok yere para aktarımı söz konusu. O yüzden bazı arazilerin de gelirleri doğrudan hazineye aktarılıyor. Şimdi burada bir sistemimiz var bizim, iltizam sistemi. Birazdan bahsedeceğim. İltizam sisteminin uygulanmış olduğu araziler olacak. Arpalık araziler de emekli maaşı gibi veriliyor. Osmanlı'da normalde emeklilik diye bir şey yok. Ama kişi emekli olmadan görevini icra edemeyecek kadar hastalanırsa ya da işte bir şekilde onun çalışmış olduğu birim değişir, kapatılırsa o kişi hayatını idame ettirebilsin diye devlet ona bir takım paralar veriyor. Buna da bu paralarla arpalık arazilerin gelirleri oluyor. Bununla karşılanıyor. Dirlik topraklar ise daha önce biz bunu görmüştük. Tımar sisteminin uygulandığı, İkta sistemiydi Selçuklu'daki adı, tımar sisteminin uygulandığı topraklardı. Bunlar memur ve komutana maaş karşılığı verilen arazilerdi. Evet, dirlik arazilerimiz de bu şekilde. Yine bazı arazi isimlendirmeleri de var. Metruk araziler. Metruk arazileri buraya yazmadım. Çünkü onlardan herhangi bir gelir almıyor devlet. Terk edilmiş metruk, halkın kullanımına bırakılmış ortak kullanım alanları. Çünkü ülkedeki her yeri ekip dikip biçersek işte meydan, mera, işte pazar yeri yapılması gerekiyor. Bu tür yerler için tahsis edilmiş, ayrılmış, boş bırakılmış araziler, metruk araziler. İsterseniz yazalım şöyle, metruk, terk edilmiş kelime anlamı, ortak kullanım alanları. Evet, bir de mevat var. Mevatlar ise işe yaramayan çöl, bataklık gibi
gittiğimizde şöyle bataklık arazilerde söz konusu. Şimdi arazilerimiz, milli arazilerimiz genel hatlarıyla bu şekilde. Burada ben size dirlik araziler ve mukatı arazilerle ilgili daha detaylı, oralarda uygulanan sistemlerle ilgili daha detaylı bilgiler vereceğim. Şimdi onlara geçeceğiz. Yeniden mukata arazi ve iltizam sistemi diye bir başlık atalım. Şimdi mukata arazileri az önce tanımlamıştık. Gelirleri doğrudan hazineye aktarılıyordu. Devletin mukata arazi dediği yerler biraz daha merkezden uzak bölgeler. Bu bölgelerdeki vergi toplama sistemine iltizam sistemi deniyor. İltizam sistemi bir çeşit vergi toplama sistemi. Mukata arazilerin vergileri iltizam sistemiyle toplanıyor. O da şu şekilde oluyor gençler. Açık artırmayla, ihaleyle gerçekleşiyor. Devlet genelde bu araziler merkezden uzak, İstanbul'dan uzak topraklar, başkente uzak yerler. O yüzden buralardaki vergilerin çok böyle düzenli olarak toparlanması mümkün değil. İşte daha çok Kuzey Afrika toprakları, Osmanlı'daki mukata araziler, işte Mısır gibi, Yemen gibi coğrafyalar. İşte bu bölgelerde devlet vergi toplama için ihale sistemi gerçekleştiriyor ve açık artırma sistemi. Bana diyor, işte Mısır'ın 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık vergisini peşin olarak verene Mısır'ın vergi toplama hakkını devredeceğim diyor. Yani iltizam sistemi açık artırma ile vergi toplama sistemi. İşte devlet ihaleye sunuyor ve kendisine tek seferde en fazla parayı verene Mısır'ın vergi toplama hakkını devrediyor. Ne yapmış oluyor burada? İşte Mısır'dan atıyorum aylık aylık vergi alacağı yerde 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık vergisini peşine almış oluyor. Yani iltizam sistemindeki amaç hazineye nakit para girişini sağlamak. Çünkü bu sistemin uygulandığı topraklar mukata arazilerdi. Gelirleri doğrudan hazineye aktarılan arazilerdi. İşte buradaki sistemimiz de iltizam sistemi. Devlet Mısır'ın 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık vergisini peşin olarak almış oluyor. Şimdi bu sistemde devlete vergi veren kişi ne yapacak? Niye devlete topluca para vermiş olsun? Bir miktar artırma şansı oluyor. Hani bunu şöyle düşünebilirsiniz gençler. Eskişehir'de yaşıyorsunuz. İstanbul'da kirada bir eviniz var. Her ay kiracıdan kiranın gelmesi biraz sıkıntı olacaktır. Bu yüzden İstanbul'daki bir emlakçıyla anlaşıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bana evimin bir yıllık kirasını peşinen ver. Sonra her ay kiracından git kirayı sen al diyorsunuz. Sizin karınız ne oluyor burada? Bir yıllık kira peşin gelmiş oluyor, topluca gelmiş oluyor. Bu şekilde bir ihtiyacınızı gidermiş oluyorsunuz. Burada emlakçının kazanımı ne olacak? İşte bir miktar, siz atıyorum ayda 500 alıyorsunuz, ona diyorsunuz ki sen 600 olarak alabilirsin diyorsunuz. İşte burada da devlete vergi veren kişinin bir miktar bu parayı, vergiyi artırma şansı oluyor. Burada vergi toplayan kişiye, bu ihaleyi alan kişiye mültezim deniliyor. Sistemimizin adı da iltizam sistemi. Yani bu daha önce gördüğümüz tımar sisteminden biraz daha farklı. Tımar sisteminde hazineye para girişi yoktu. Çıkışları azaltan bir sistem. Birazdan tekrarlayacağım onu da. Ama iltizam sistemi hazinenin para girişini sağlayan, nakit para girişini sağlayan bir sistem. Bu sistem ilerleyen dönemlerde daha uzun süreli uygulanmaya başlayacak. Kişilere ömür boyu devredilecek toprakları vergi toplama hakkı. İlerleyen dönemde kişilere vergi toplama hakkı
kültüründen ayan denilen derebeyler, yerel otoriteler ortaya çıkacak. Bu sistemde vergi toplayan kişilere ayan adı verilecek. Bunlar da o bölgenin güçlü kişileri olacak. Ve hatta çok sonra bu kişiler devlet içinde devlet haline gelecek. Ve 19. yüzyılda padişah bunlarla masaya oturup anlaşma yapmak durumunda kalacak. Bunları gelecek yılki konularımızda göreceğiz. Şu an için iltizam sistemini öğrenelim. Toparlayacak olursak, iltizam sistemi hazinenin nakit para ihtiyacını sağlamak için bazı bölgelerin vergi toplama işinin açık arttırmayla, ihale ile kişilere devredilmesiydi. Bu sistemde vergi toplayan kişiye mültezim diyordu. Amaç hazineye sıcak para girişini sağlamaktı. Bu sistemi uyguladığımız toprakların adı da mukata arazi. Gelirler doğrudan hazineye aktarılıyor. Evet, bu sistemde ilerleyen dönemlerde daha da yaygınlaşacak. Önce yaygınlaşacak sistem. Tımar sistemini de uyguladığımız Anadolu coğrafyasında da uygulanmaya başlayacak. 17. yüzyıldan itibaren devletin nakit ihtiyacı artınca. 18. yüzyıldan itibaren nakit ihtiyacımız daha da artınca sistem malikaneye dönüşecek, ömür boyu devredilecek. Tabi bu sistem de beraberinde bir takım aksaklıkları ortaya çıkartmış olacak dedik. Evet, mukata arazilerle iltizam sistemimiz böyle. Bir de bizim dirilik topraklarımız vardı. Az önce bahsetmiştik. Dirilik topraklarında vergi toplama işi tımar sistemiyle gerçekleşiyor diye. Tımar sistemimizin bir diğer adı ikta sistemiydi. Selçuklu da bu şekilde görmüştü. Ve tımar sistemini de daha önceki konularımızda gördük. Ama tekrarlayacağım burada ben size. Şimdi tımar sistemi, dirilik topraklarda da tanımlamıştık. Devletin bazı bölgelerde görev yapan memur ve komutanlarının maaşı oluyordu. Dirilik toprakların vergileri hazineye girmiyor. O bölgede görev yapan memur ve komutanın maaşı oluyor. Tabii o memur ve komutan bu paranın, topladığı verginin tamamını cebine atmıyor. Devlet ona bir takım görevler yüklüyor. Bunlardan bahsedelim. Şimdi Osmanlı'da dirilik topraklar memurun statüsüne göre 3 kısma ayrılmış. Memurlara görev karşılığı maaş yerine verildiği için her memur da aynı maaşı almayacağı için, her memurun görevi eşit düzeyde olmadığı için devlet bunları sistemleştirmiş. Has, zeyamet ve tımar diye 3 bölüme ayırmış. Hasların gelirleri 100.000 akçe ve üstü olmuş. Üst düzey yöneticilere verilmiş. Zeyametlerin gelirleri 20 ila 100.000 akçe arasında olmuş. Daha böyle alt kademedeki, orta düzeydeki memurlara verilmiş. Tımar ise 3 ila 20.000 akçe arasında olmuş. Alt kademedeki memurlara verilmiş. Yani bizim asıl tımar sistemimizin uygulandığı topraklar bu topraklar olmuş. Evet, has, zeyamet, tımar diye 3 ayırdık. Asıl tımarı tımar olan kısmında uyguluyoruz. Has ve zeyametler daha üst düzey, orta düzey yöneticileri. Yani şöyle düşünebiliriz. İl Milli Eğitim Müdürü has toprakların gelirlerini alıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü zeyamet topraklarının gelirlerini alıyor. Okul müdürümüz ise tımar topraklarının gelirini alıyor. Böyle zihnimize kodlayabiliriz.
Şey olarak almış, sayfa olarak almış şu an. Video olarak alamaz mıyız? Ayy. Yeniden mi çekeceğim? Maalesef. Yani direkt sayfa olarak ya da şöyle bir şey yapacaksın. Direkt buradan alıp görüntümüzden alacaksın. Bu yazarın tekrar sıkıntı değil ve kötü oldu. Şöyle olacak. Nasıl kaydediyordu? Şimdi hocam başlattım.